Adım Mehmet Bostan, Konya Ereğli doğumluyum, 42 yaşındayım. Her zamanki gibi sıradan bir günümüzdü. Eve biraz geç saatte geldim. Geç saat dedim işte 9-9.30 civarlarında. Normal her zamanki gibi televizyonun başında haberlere işte bazen filmlere falan bakıyoruz. Bu anda işte sosyal medyada tankların ilk önce köprüye kapattığını falan geçtiler. Biz tabii ben de o anda hemen haberleri açtım. Darbe olduğunu hiç düşünmedik yani. Aklımızın ucundan bile geçmedi. Çünkü kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Böyle bir şey hani olacağı kimsenin aklına gelmezdi yani. O sırada Başbakanımız bazı açıklamalarda bulundu. Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Başbakanın konuşmasından sonra kendim sokağa çıkmaya karar verdim. Benim Dicle Üniversitesi'nde bir abim vardı, okuyan. 80 darbesinde Konya Ereğli'deyiz. Askerler onu almaya geldi. Annem yani zavallı biridir, normal ev hanımıdır. Babam sol ayağı yoktur. Onları döverken aklımın ucundan hiçbir zaman gitmedi onların yediği dayak. Sırf abime vermemek için. Ben o günleri düşündüğüm için ilk anda karar verdim. Ben kendi çocuğum için, kendi torunum için, kendi eşim için, komşum için, o günleri yaşamamak için bir gün ölürüm, 20 yıl ölmem. 20 yıl öleceğime bir gün ölürüm, tam ölürüm. Eşim ve çocuklarım memleketteydi. Onları arama ihtiyacı duydum bu durumda, helalleşmek için. Dedim, hatun kusura bakma, böyle böyle bir durum var. Senin haberin var mı bilmiyorum ama ben dedim çıkıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bir an bile tereddüt etmedi. Git dedi, yani senin gibi bin tane Mehmet feda olsun. Ya dedi öl gel, ya dedi gazi ol. Evden çıktım, aracıma bindim. Atatürk Havalimanı'na Cumhurbaşkanımızı indikten sonra olacak tehditlerden korktum. İşte yaylaya kadar gittim, yayladan sonra koşarak havalimanına kadar gittim. Havalimanından girdiğimde tabii bir mahşeri bir kalabalık var. Hani ayakları ezilen, ölenler var, işte karşı koyanlar var, tankların üstünde gezenler var. İnsanlar bir yandan yardım istiyor, bir yandan öyle bir güçlüler ki o tankın kapağını açıp pet şişeyle ne zarar verebiliriz? Bunlarla onlara karşı çıktılar. İçeri girdiğimizde, havalimanı iç hatlarından içeri girdiğimizde güvenlikmiş, aramaymış, hiçbir şey dinlemiyoruz. Direkt giriyoruz. Orada hani tekbir getirenleri mi ararsın, işte millet için, direniş için işte sloganlar atanları mı ararsın, selam verenleri mi ararsın? A'sı, B'si, C'si önemli değil, parti önemli değil. Her türlü insandan var. Girdik oraya. Girdikten sonra tabii duyumlarımız şu yöndeydi. Buraya Cumhurbaşkanımız inecek. Cumhurbaşkanımız inmeden önce bir tim suikast için girdi. Tabii biz de suikastçılar aramak için gidiyoruz. Tabii tamamen bilgisiziz. Hiçbir şeyimiz yok. Başımızda hiç kimse yok. Ne polismiş ne bir şeymiş. 15-20 dakika yürüdükten sonra Türk Hava Yolları'nın hangarının yanında bir tane siyah minibüs, askeri plakalı, bir tane de ona eşlik eden bu havalimanına görevli bir tane kamyonet var. Biz bunların farkına vardık. Onlar da bizim farkına vardı. Benim 50 metre yanımda genç çocuklar, birkaç da işte anneler, abiler, ablalar diyeyim. Burada dediler, buradalar. Buradalar demekse üzerine bunlar camlardan ateş etmeye başladı. Bir tane 16-17 yaşındaki bir kardeşimizi sırtından girip göğüs kısmından çıktığını şahit oldum. O gün unutamam zaten. Unutamıyoruz da. Arkadaşımızı vuran şahıslar kaçmaya başladı. Öndeki bunlara eskortluk ediyordu. Neden? Çünkü havalimanını bilmiyordu bunlar.
Biz o anda hani bunların olduğunu kesin kanıya vardık. İleriden L'ye dönüşü yaptılar. Ters L'ye dönüşü sola doğru. Oradaki kalabalık bunları tuttu. Tuttu ama ellerinde bir şey yok arkadaşlar. Neyle tutacaklar? Araç. Araç bile olsa biliyorsun vurduğun zaman 3-5 insanı devirir geçer. Tutamazsın yani çıplak elle. Ama bunu yapmadılar. Ne yaptılar? Tekrar ateş ettiler. 3 kişiyi de orada vurdular. Silah seslerine nazaran gittik. Üzerlerine devam ettik kalabalık bir şekilde. Tek atış, tek mermi sesi. Ben koşmaya devam ediyorum. Arkadan birer sol omzumdan tuttu. Bu şekilde. Ama elinde bir baskı yaptığı bir şey var. Ya bayrak ya dediğim gibi tişört ya da gömlek. Tabii 100 metre falan koştum. Devam ediyorum. Sadece ben değil diğer arkadaşlar da devam ediyor. Arkadaş dedi ki sen ne yapıyorsun? Buramdan tutar. Dedim yakalamaya gidiyorum. Dedim, sen dedi kendinden haberin var mı? Dedim var. Üzerine baktım. Baktığımda kırmızı, beyaz tişört kıpkırmızı olmuştu. Kıpkırmızı olmuştu. Tabii belli müddet sonra vurulduğumu anladım. Vurulduğum an 3-5 arkadaş beni tampon yaparaktan. Beni bir yaklaşık herhalde 200-250 metre falan yürüttüklerini biliyorum. Elleriyle hani beni götürdüklerini, taşıdıklarını biliyorum. Onda bir tane havalimanının kamyoneti geçiyor. Arkasına bindiriyorlar. Hastaneye geldiğimde tabii o anda çok fazla bir şey yoktu, yoğunluk yoktu yani. Yani ilk vuranlardan biri bizlerdik galiba. Teyzekler havalimanının arkası şeyinden üstünden geçiyor. Eğer diyorum sabaha kadar bunu bitirdik. Bitiremedik. Kesinlikle bu bitmezim. Yani benim sabahım o gün olmadı. Doktora diyorum ki beni bırak ben gideyim. Doktor diyor ki hayır diyor. Ben sana nasıl bırakacağım bu halini? Bırakamam diyor. Sakıncalı diyor. Senin diyor burada yatman lazım. Dedim ki sen ister beni bırak. İster bırakma. Beni burada tutabiliyorsan tut. Ben dedim gidiyorum. Tamam, üzerimde bir şey yok. Bir şort var. Bir de ayakkabım var. Üstümdeki kan olduğundan dolayı çıkarıp atmışlar hepsini. Oradan bir tane hastanenin şeyini, çarşafını buldum. Çarşafı aldım. Hani hamamdan çıkan erkekler vardır ya. Kanına böyle çarşafla sarılırlar. Ayak yalın böyle tak tak giderler ya. Onun gibi. Polisin yanına gittim işte. Şey polisin, devlet polisi. Hastanesin polisi. Allah razı olsun oradan bir tane taksi çağırdım. Amacım şuydu eve gelip üstümü giyinip işte eşime tekrar telefon açıp benim iyi deyip tekrar çıkmaktı amacım. Havalimanına tekrar gitmek amacım buydu yani başka bir şey değildi yani. Tabii taksici arkadaşımız arabayı bıraktı arabayla işte yollar açıktı sakindi. Geldim buraya parkını yaptım. Üstüme yine çarşafımı aldım. Sokağın ortasında evime geldim, oturdum. Biraz kendime geleyim dedim. Hatun aradım, dedim böyle böyle, ben vuruldum. O tabii biraz çıldırdı ilk önce. Dedi hani ben dedi çıkıp geliyorum, ben dedim sakın gelme. Tabii onu kapattıktan sonra, tabii 3-5 dakika daha durduktan sonra kendimi yerde buldum burada. Şurada bu şekilde yerde buldum. Artık halsizlikten, iğneden veya hani başka bir şeyden. Ve yatar vaziyette buldum. Kendime gelemedim. Kalktığımda herhalde 1-1,5 civarında falandı. Hastaneye tekrar gittim. Tekrar gittikten sonra işte Allah razı olsun, işte fizik tedavimcim olsun, evde sağlıkçım olsun, geliyorlar, ilgileniyorlar. İnşallah bir daha bunlar başımıza gelmez. İnşallah kimse kimseye ırkıyla, görünüşüyle, diniyle, diliyle kimse kimseyi yargılamaz. Bundan sonra herkes kardeş olsun.